Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tatilden döndüm ve döner dönmez de GTA Online'a gelecek olan güncellemenin detaylarını konuşacağız. Bu okuyacağım bilgiler 7 Temmuz'da yayınlanmış. Belki bilginiz vardır, bilmiyorsanız da birazdan benden öğreneceksiniz. Ben şu an 19'unda çekiyorum video. Yani 12 gün sonra haberim oldu güncelleme geleceğinden dolayı. Kusuruma bakmayın, tatildeydim. O yüzden dolayı zaten aynı çalışan kopyalamaları attım size. O kopyalamalar aylardır çalışıyor. Yeni bir kopyalama yok arkadaşlar. Büyük ihtimalle de hani çıkacağını şu an tahmin etmiyorum. Yani çıkar tabii ki de ama bu güncelleme çıktıktan sonra yeni kopyalama çıkar diye tahmin ediyorum. Şu anki son kopyalamalarımız aynı da aktif. PlayStation 5'seniz 5'teki tek kişilik kopyalamayı yapabilirsiniz. 4'teyseniz de 4 PlayStation 4'te çalışanlı 2 tane 2 kişilik araba kopyalamamız aynı da mevcut. Kanaldan gidip izleyebilirsiniz. Zaten en son attığım videoların hepsi aktif arkadaşlar. Onları yapabilirsiniz. PlayStation 4'te çalışan tek kişilik bir araba kopyalamak yok. Ha, eğer ki PlayStation 4'te zorluk çekiyorsanız para kasmakta ve güncelleme de geliyor bana para lazım diyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında, yorumlar kısmında mağaza mümkün mevcut. Bu arada arkadaşlar şu an ayın 19'undayız. Ağustos'a kadar da para paketlerine indirim olacak. Yani nereden baksanız 11-12 gün boyunca ayın 1'ine kadar indirimli bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Haberiniz olsun, almak istiyorsanız direkt açıklama ve yorumlar kısmından mağazama ulaşabilirsiniz. Tüm merak ettikleriniz, almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Herhangi bir sıkıntınız olmasın. Herhangi bir banmış, şuymuş, buymuş yok. Zaten mağazadaki yorumlara da bakabilirsiniz. Alan kişilerden oraya zaten insanlar yorumunu yapıyor. Şimdilik direkt GTA Online'a girişelim. Bu arada arkadaşlar bu gelen güncelleme bence hani gerçekten çok komik bir güncelleme. Hani komik değil tabii ki de benim komiğime gitti. Çünkü birazdan anlatacağım size. Belki siz de saçma bulabilirsiniz. Bence tamamen saçmalık bu güncelleme. Hani zaten bitmiş bir oyunun 9 yıllık 10 yıllık oyunun 10 yıldır olan şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Oyun zaten bitmiş, alan almış, satan satmış. Hani bitmiş oyun artık ama oyunu düzeltmeye çalışıyorlar. Şu an okuyacağım sizlere arkadaşlar. Ne zaman çıkacağı belli değil ama 7 Temmuz'da bu blog yayınlanmış. Şu an 19 Temmuz'dayız. Bu yayınlandığı zaman birkaç hafta içerisinde çıkacağından bahsetmiş. Tahminimce önümüzdeki hafta çıkar ve o zaman çıkmazsa Ağustos'un başında çıkar diye tahmin ediyorum. Hani çok fazla hype'lanmayın. Bu arada PlayStation 4, Xbox, bilgisayar 5, hani 4, 3, 2, 1 hepsine gelecek tüm platformlara da geliyor. Herhangi bir sıkıntınız olmasın. Bu arada Red Dead Online'da bitiyormuş arkadaşlar. Red Dead artık herhangi bir güncelleme gelmeyecekmiş. Onu da şöyle bir söyleyeyim size. Çünkü artık GTA 6 yapacakmış Rockstar efendi 15 yılın sonunda nihayet yapmaya başlıyormuş. GTA'ya gelecek olan güncellemeye başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle direkt Rockstar'ın sayfasından okuyorum. Direkt Google Translate'ten çevirdim. Bunları size okuyacağım. PlayStation 5 zaten bu yeni GTA 5 çıktı ya, Next Gen GTA 5. Bu çıktığı için yine o satışlar patlamış. Bundan bahsetmiş. Hani size teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadığınız için. İşte oyunumuzu satın alıp oynadığınız için. Cart curt yanmış. İşte bize teşekkür etmiş arkadaşlar. Yeni oyunculara teşekkür etmiş. Onun haricinde gelecek olan güncelleme arkadaşlar. Hemen size okuyorum. Sadece birkaç hafta içerisinde. Tabi bu 7 Temmuz'da yayınlanmış. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta gelecektir diye tahmin ediyorum. Herhangi bir tarih belirlememiş. Burada arkadaşlar tüm platformlarda yani CEO, MC Club, Bunker, bir de Night Club. Hani bu şirketlerimiz var ya. Bu şirketler arkadaşlar buraya yazmış, genişletecek yeni bir güncelleme geliyor. Yani büyük ihtimal Bunker'daki görevler artacaktır. Veyahut da hani bu saydığı CEO'ya, MIO'ya başka bir aktiviteler gelecektir diye tahmin ediyorum. Yani olan şeyleri genişletecekmiş arkadaşlar. Bir de buraya yazmış ki gelişmekte olan bir suç komplosunu araştırmak için özel bir IAA sahası ajanı olacaksınız diye yazmış. Hani çok kapalı bir şey, hiçbir bilgi vermeden yazmış. Bu IAA dediği de zaten CIA arkadaşlar. Hani ne olacağız? Özel bir polis olup belki de başka bir suç komplosunu araştıracağız. Hani fazla bir güncelleme yok gibi bir şey. Hani bu saydığım bankırmış, çartmış, çürtmüş bunlara yenilikler gelecekmiş diye yazmış. Çok fazla da açmamış. Hani belki güzel bir şey gelecektir ama çok fazla açmamış. Onun haricinde
Gelecek olan şey bundan ibaret. Ama nerfler ve buff'lar var arkadaşlar. GTA'da hiç alışık olmadığımız şey 10 yılın sonunda yapıyor adamlar bunu. Çok saçma bir şey. Şimdiki saçmalıklara başlıyoruz. Bana göre saçma, belki size göre iyidir. Hani yeni oyuncuysanız bu sayacağım şeyler size çok iyi gelecektir. Tabii ki de bana göre saçma. Öncelikle operatör MK2'yi biliyorsunuz arkadaşlar. Hani olan çok iyi kullanıyor. Olmayan da hani bu uçan motoru olmayan da araba süremiyor odada. Hani gelen patlatıyor, giden patlatıyor ki hani siz de binseniz siz de patlatırsınız. Artık patlatamayacakmışız arkadaşlar. Bunun roketi gidiyormuş diye yazmış buraya Rockstar Bey. Yani güdümlü füzelerin ve karşı önlemlerin etkinliğinin azaltılması diye yazmış. Ya bunun hani kitlenmesi gidecek, ya komple roketi gidecek, ya da hani sıktığımız zaman ne bileyim tabanca mermisi gibi etki edecek, bilmiyorum. Hani buraya yazmış arkadaşlar, Operasyon MK2'nin güdümlü füzelerinin ve karşı önlemlerinin etkinliğinin azaltılması yazmış. Belki füzesi gidecek, bilmiyoruz, ama Operasyon MK2 haşırttı Blackbird. Yani bu bence saçmalık. Bu oyuna nereden baksanız 3-4 yıldır var ve 3-4 yıldır milletin anasını şey yapıyor yani. Şimdi mi aklınıza geliyor diye adama sorarlar. Neyse, hani bu iyi bir şeydir diye tahmin ederim. Ha, tabii ki de bu savaşan adamlara koyar mı bu güncelleme? Koymaz. Adam gider Hydra alır. Hydra yani Lazer alır. Lazer yani adamları tarar, yine öldürür. Hani adam bir kere sizi öldürmeyi kafanıza koyduysa her türlü öldürür. Hani bu bir çözüm değil, ama yine de iyi bir şey yapmışlar diye şey yapalım yani. İşte konuşamadım. Ve arkadaşlar, bu sinek ve bizim body armor'larımız var ya, bunlara daha kolay bir şekilde ulaşabilecekmişiz bu interaction menüden. Hani önceden şuraya gelip buradan body armor seçip buradan snake seçiyorduk ya. Hani nereden baksanız kaç sekme giriyoruz? 3 sekme giriyoruz arkadaşlar. Bunlar daha kolay bir yere gelecekmiş. Hani bu da mı 10 yıl sonra aklınıza geldi diye adama sorarlar. Bunlar büyük ihtimal ilk ana sayfaya gelecektir diye tahmin ediyorum. Buraya öyle yazmışlar çünkü. Başka hemen şuradan size okuyorum arkadaşlar. Satış başkanı, bu az önce saydık ya, banka CEO şu bu. Bunların satışını başlatmak için daha kolay bir şey yapacaklarmış. Hani belki de atıyorum size kokain kulübünüzden kokain satmak için kokaine gidiyorsunuz ya, veyahut da night club'a gidiyorsunuz ya oradan satış başlatabilmek için. Belki hiçbir yere gitmeden direkt interaction menüden öyle bir seçenek gelip buradan satışı başlatabiliriz. Onu da bilmiyoruz. Her şey çok kapalı şeyde bırakmış hani. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Bu da benim çok komiğime gitti. Hani birisinin CEO'sundaysanız veyahut da MC kulübündeyseniz size belli bir dakika içerisinde, kaç dakikada bilmiyorum da, işte atıyorum 5 dakikada bir atıyorum seviye puanı veriyor veyahut da 5000 dolar veriyor ya, bunlar artacakmış. Yani, hani ne kadar artabilir? 5000 ise 15000 olacaktır büyük ihtimal. Bunlar artacakmış arkadaşlar. Hani bunlara sevinmemiz lazım galiba, ama bana komik geldi. Onun haricinde atıyorum ki bir tane heist yapıyorsunuz ya. Heist eğer ki kusursuz yaparsanız, atıyorum size Bogdan'dan örnek vereceğim. Bogdan problemden. Atıyorum Bogdan problemi yaptığınız zaman şey yani, hiç failsiz doğru düzgün dakikasını tutturduğunuz zaman size 57 bin mi, 59 bin mi, 60 bin ne bonus veriyor ya. Bu bonus artacakmış. Öyle bir şey daha varmış yani. Hani bu da bence komik bir şey. Sonuç olarak 10 yıldır heist var ve şimdi mi aklınıza geliyor diye adama sorarlar. Çünkü hani çok saçma bir güncelleme arkadaşlar. Hani beni şey eleştirirseniz eleştirin, ama sonuç olarak bu oyunda yeni başlayan artık kesim yok. Hani herkesin altında Operasyon MK2 var. Herkesin cebinde parası pulu var. Hani adam tutup da heist yapsa bile, tutup da hani sonundaki kusursuz yaptım diye 60 bin yerine 200 bin verdi diye de sevineceğini ben sanmıyorum. Bu güncellemede arkadaşlar gelecek olan en güzel şey de, yine söylüyorum arkadaşlar, 10 yıldır aklınız neredeydi de şimdi mi aklınıza geldi diye. Hani az önce saydık ya, Bunker, işte Cocaine Club, bunlara zaten yeni upgrade'ler gelecekmiş, yeni görevler gelecekmiş ya. Biz bunları önceden invite only'de veyahut da friend only station'da satamıyorduk ya. Artık bunu da satabilecekmişiz. Hani public station'a gerek duymadan satış yapabilecekmişiz. Tekrardan söylüyorum, bence çok komik, hani oyunculara dalga geçmek için yapılan bir güncelleme. Hani uçan motorun roketleri şimdi mi aklınıza geldi? Veyahut da satış yapılacak olan görevi public station'da yapmanın şart olmasının saçmalığı şimdi mi aklınıza geldi diye adama sorarlar. Hani onun haricinde fazla da bir güncellemenin olduğu söylenemez.
Başka da bir şey var mı diye bakıyorum. Başka da bir şey yok gibi. Hani şöyle kısaca özet geçmek gerekirse tabii ki de güncelleme çıktığı zaman illaki daha büyük bir şey çıkacaktır. Ama ben yine de daha fazla büyük bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü bu oyuna nereden baksanız 3-4 yıldır büyük bir güncelleme gelmiyor. O yüzden boşuna hype'lanmanın da bir anlamı yok. Hani gelecek olan güncellemeyi özet geçmek gerekirse bu Bunker, CEO, Nightclub, MC Club bu şirketler arkadaşlar yeni bir geliştirmeler geliyormuş. Büyük ihtimal yeni görev gelecek bunlara. Onun haricinde CIA ajanı olaraktan bir şey suç komplosunu araştırmak için bir oyuna atılacakmışız. Bu da büyük ihtimalle yeni mekan alacaksak eğer ki yeni mekan alacaksak görevleri büyük ihtimal ajans şirketindeki görevler gibi olacaktır diye tahmin ediyorum. Onun haricinde gelecek olan şey Operasyon MK2'deki roketler gidecek. Hani giderse gitsin zaten savaşan adam illa gidip Operasyon MK2'den savaşmaz. Gider jetini alır yine patlatır. En kötü gider God modunu yapar yine öldürür. Yani oyunda zaten bir dünya hile giriş var. Hani Operasyon MK2 fixlemek veyahut da nerflemek oyundan kaldırmak roketini simlek bir çözüm değil. Onun haricinde sineklerimiz ve body armorlarımız daha kolay bir şekilde gelecekmiş buraya. İnşallah hiç interaction menü falan filan açmadan atıyorum işte yukarı tuşa basılı tutup da hani direkt canımızı veya roketimizi işte giyebiliriz gibi şeyler olur. Yani daha kolay olur. Onun haricinde de başka bir şey var mı diye soracak olursanız satışları direkt galiba interaction menüden başlatabileceğiz. Onları da çok net saymamış. Bu bonuslar artacakmış. Hani bonusun da artması çok önemli bir şey değil bu saatten sonra. Onun haricinde satışlar artık invite only station'dan veyahut da friend only station'dan yapabilecek misiniz? Public station'a bağlı olmadan yapabilecek misiniz? Yani çok da önemli değil bu güncelleme. Hani yapmak için yapıyorlarmış gibi mi geldi? Çünkü hani satış yapacak olan adam zaten public'te yaparken gidiyor tek kişilik public station açıyor kendisine. Öyle yapıyor. Hani çok da şart bir şey değildi bu güncelleme. Bu kadar yani başka da bir şey yok. Evet. Tabii ki de yeni arabalar, yeni silahlar, yeni araçlar gelecektir. Bunlardan bahsetmemişler. Bunlar fix zaten arkadaşlar. Yani bu videomuz da buraya kadar olsun. Bence bu videodaki en güzel haber benim GTA para paketlerinde indirim yapmam. Gidin benden para paketi alın daha iyi. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Aklınıza bir şey takılırsa aşağıya yorumlar kısmına yazarsınız. Bu arada belki benim kaçırdığım birkaç şey de olabilir. Siz de yorumlardan hani yazabilirsiniz. İşte sen bunu atlamışsın gibisinden bunları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bu arada ben bunların hepsini gidip şeyden buldum yani Rockstar'ın kendi sayfasından buldum. Ha, bu arada galiba GTA Online'a da yeni bir şey gelmiş. Radyo mu gelmiş? Yeni bir şarkı mı ne gelmiş galiba? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Size pek dinlemediğim için GTA Online'da radyo. O yüzden onu da size söyleyeyim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.